Memurlara Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Taşeron İşler Kadro Bekliyor adlı videomuzu 2 gün önce yayına aldık. Ve bugün yine bir video daha yapıyoruz. Haberin altında bu video bulunuyor arkadaşlar. Zaten bu haberimizde memurlarhaber.com'da az önce haber yaptık. Kitbit Çağrı Merkezi Şoför 4 TL Taşeron İşler Kadro Düzenlemesi. Kamuda taşeron işleri verilen sözlerin bir an önce tutulmasını beklemektedir. Türk İş Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay'dan gelen Kitbit Çağrı Merkezi Şoför 4 TL Taşeron ve Belediye Şirket İşçilerinin kadro düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Atalay, Bakan Işıkhan ile taşeron meselesini görüştüğünü ve kadro konusunun bakanlığın ilk işi olduğunu söyledi. 650 bine yakın insan kadroya girdi ancak kitlerdekiler giremedi. Bundan 5 sene önce 650 bine yakın insan kadroya girdi. O arada kitlerdeki girmedi. Nerede girmedi? Demir yollarında, enerjide, karayollarında girmedi. Çağrı merkezlerinde var. %70 çalışanlar var. Enerji, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarında en çok var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da Bakan Vedat Bey'e de ilettik. Diyoruz ki kamuda taşeron çok kötü bir laf. Örnek vereyim. Karayollarına gidin Gerede'ye, gidin Elbistan'daki enerji işçisine. Aynı işi yapıyoruz. Asfalt döküyoruz. Ben alıyorum 9, sen alıyorsun 18. Niye? Çünkü taşeron ifadelerini kullanan Atalay açıklamasını şu şekilde sürdürdü. Şimdi karayolları ihale yapmış. Malzeme işçi senden gel bu yolu yap diyor. Bu ülkeye yakışmıyor. Hem iktidar hem muhalefet söz verdi. Deprem olmasa onu aşardık. Kitler öncelik, ben tamamının geçmesini istiyorum. Belediyelerin de işçileri var. Belediyelerin taşeron işçileri var. Bunlar aynı işi yapıyor. Aşağı yukarı maaşlarda %100 fark var. Taşeron lafını bir daha gündeme gelmemek üzere silmek lazım. Şimdi ben 20 sene konuştum. Şekerdekiler geçti, tarımdakiler geçti, karayolundakiler geçti. 20 sene sürdü, herkes biliyor. Birinci öncelik taşeron meselesini gündeme getirmek ve bugün görüştük. Çağrı merkezleri var, ambulans şoförleri var dedi arkadaşlar. Türk İş Başkanı Ergün Atalay açıklamaları bu yönde. Bakalım memur maaşlarıyla ilgili 2 adet kanun teklifi torba yasada olacak. Taşeron iş meselesi torba yasaya gelecek mi? Ankara'da aldığımız bilgi geleceği yönde arkadaşlar. Biz de gelişme vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirimizi açın ve bizi Instagram'da da takip edin. Kamuş Haber Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın, oraya da gelin arkadaşlar.